Hocam Candan Erçetin, ben kimim diye soruyor. Biz kimiz? Herkes sanırım bu soruyu soruyor. Günümüzde daha çok bu soruyu soruyoruz, değil mi? Evet, eğer aklımız başımızdaysa bu soruyu soruyoruz. Genellikle de ergenlik çağında belki bu soruyu sormaya başlıyor ergenler. Ama herhalde ölene kadar da bu sorunun yanıtını arıyoruz. Yaşam zaten bu sorunun yanıtını aramakla geçiyor. Hiçbir zamanda tam cevabı bilemiyoruz herhalde. Hep bir arayış içindeyiz. Bilemiyoruz ve şimdi aklıma geldi. Gestalt terapide bir gestaltı tamamlarsanız, yani bir şeyi tamamlarsanız ama öbürü açılır. Hayatta zaten tamamlandığı zaman ölüm demektir. Dolayısıyla belki bu sorunun yanıtını aramak bizim yaşadığımızın göstergesidir. Doğru. O zaman hocam hoş geldiniz diyerek, siz kimsiniz diyerek programa başlayabilir miyim? Sizi PDR dünyasında herkesin tanıdığını, çok ünlü olduğunuzu biliyorum. Ama benim seyirci kitlem İngilizce ile uğraşanlar, İngilizce öğrenmek isteyenler, öğretenler belki çok aşina olmayabilir diye. Nilüfer Volkan Acar kimdir hocam? Zor dedik sorunun cevabı şimdi bu soruyu. çok zor bir soru gerçekten. Yani ben kimim, siz kimsiniz sorusunun cevapları gerçekten çok zor ama hani burada ne bileyim belki herkesin bilmesini istediğiniz birkaç özelliğinizden bahsedebilirsiniz. Çünkü çok fazla özelliğiniz var biliyorum. Şimdi Joseph Conrad'ın Heart of Darkness diye, Türkçesini bilmiyorum, bir romanı vardır ve genellikle varoluşçu yaklaşıma göre yazılmıştır ve o Kongo nehrinde dolaşmayı search in self olarak nitelendirir, metafor odur. Dolayısıyla ben de Kongo nehrinde dolaşıyorum kendimi aramak için, ama bu kendimi arayış yollarında tabii ki Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun oldum. Ondan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma bölümünde, o zaman yüksek lisansla mezun ediliyordu. Yüksek lisansı bitirdim. Sonra Fulbright bursunu kazandım. Arada bir yıl vardı. Bari bu yıl, bir yılım boş geçmesin diye psikolojik danışmada bir master yapıverdim. Yani 2 yıllık programı bir yılda bitirdim de onun için. Sonra evlilik aile danışması, 1975 yılı bu. Ve kişisel çalışma alanında University of Utah'a gittim. Oradan da bir master aldım. Türkiye'ye döndüm. Psikolojik danışma alanında Hacettepe Üniversitesi'nde doktorama başladım. Onu da herhalde 2 yılda falan bitirdim. Ama kimseye tavsiye etmem. Yani bu kadar hayatta koşma. Yaşadığınızı anlamıyorsunuz. Dolayısıyla ben ne akla hizmet edip bu kadar koşturdum. Onu bilmiyorum değil, biliyorum. Sonra öğrendim. Çünkü ailem, yani bana etrafımdakiler öleceksin dediler. Çünkü ailede bütün Nilüferler erken ölmüş, babaannem de dahil. Onun için annemin, teyzemin beklentisi vardı ben öleceğim diye. Ben de ölmeden önce şunu da yapayım, bunu da yapayım. Hala aceleciyimdir, hala hiperaktifimdir. Büyük bir olasılıkla bu söyleme dayalı ben hareket ediyorum. Ama neyse işte bu kadar senedir ölmedim. Hocam bu ne ağır bir yüktür. Yani bütün Nilüferler kaç yaşında ölmüşler ailede? Ve bunu bile bile neden sizin adınızı Nilüfer koymuşlar? Ha, babam koymuş annesinin adı diye. Yani bile bile değil. Babaannem öldükten sonra bir teyzenin kızı var. O 3 yaşında ölmüş. Ona Nilüfer denmiş. Sonra halamın kızı da ona da Nilüfer denmiş. Hani benim ismim konduktan sonra öldü o, ama hep Nilüferler işte erken ölüyor diye bir şey var ailede. Neyse, yani idare ettik, sıvıştırdık herhalde o durumu. Evet, ondan sonra Hacettepe Üniversitesi'ne asistan olarak girdim. 39 yıl 9 ay 25 gün Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştım. Ondan sonra TED'e geldim. TED Psikolojik Danışma Rehberlik
bölümüne. Farkındaysanız bakın rehberlik ve psikolojik danışmanlık demiyorum. Psikolojik danışman ve rehberlik diyorum. Çünkü kuruluşu ve alanımızın kuran kişiler Feriha Baymur ve Hasan Tan, ikisi de rahmetli oldu. Psikolojik danışma ve rehberlik demişlerdi ama maalesef YÖK niyeyse kimseye sormadan bir danışmanlık, yoğurtçuluk gibi. Oysa danışmanlık konsültasyonu da ifade eden, da değil sadece konsültasyonu ifade eden bir kavram. Psikolojik danışmanın içinde bir alandır. Dolayısıyla kavram kargaşasına yol açıyor bu. O nedenle danışmanlık demekten, psikolojik danışmanlık demekten imtina ediyorum. Yani counseling'in karşılığı psikolojik danışmadır. Sizler daha iyi bilirsiniz. Bir çeviri yaparken hedef dili, kaynak dili ve kuramı bilmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesini bilmezseniz yaptığınız çeviri olmaz. Dolayısıyla Dictionary of Counseling and Psychological Counseling and Guidance Terms diye bir asistanlarla oluşturduğumuz ve terimlerin yanlış çevirilerine karşı doğrusunu önerdiğimiz mesela cognitive restructuring yeniden bilişsel yapılamadır. Bilişsel yeniden yapılama değildir. Çünkü Türkçe'de tamlamalar bölünmez. Mesela pre-okul, okul öncesidir. Ön okul değildir ama şimdilerde ön okul deniyor. Arka okul var mı ki ön okul? Yani ön okul ne demek hocam? Ön bahçe gibi. Milli eğitimde bile var maalesef. Mesela biz Uncle Tom'u Tom amca diye çeviriyoruz. Amca Tom diye mi çeviriyoruz? Yok, hayır. Ha, dolayısıyla o şeyde bütün sözcükler böyle yani şaibeli olan sözcükler orada tartışılmıştır. Nereden geldik buraya? Hocam bölümden geldik buraya. Hazır bölüm konusu açılmışken şimdi biz sizinle aynı koridorda birkaç oda mesafede yapıyoruz şu anda da bu çekimi. Çok teşekkür ederim ben böyle çay içerken. Hadi hocam program yapalım teklifimi de kabul ettiğiniz için ayrıca. Zaten bütün programlar gerçekten hazırlıksız oluyor ama sizinle iyice tamamen bir ayaküstü bir sohbet oldu. Hocam tam da üniversite tercihlerinin yapıldığı zamanda öğrencilerin aklında çok dolaşan bir soru olduğunu biliyorum. Çünkü çevremdeki gençlerden de biliyorum. İşte PDR mi seçelim, psikoloji mi seçelim? Arada ne fark var? Biz buralardan nasıl eğitimler alabiliriz? Mezun olunca da ne işler yapabiliriz diye. Çok da aslında gerçekten belki bir kısmının bilerek de tercih yapmadığı bir dönemdeyiz. Hazır sizi bulmuşken bu soruyu ben de size sorayım. Hatta bu bölümü de kesip Instagram'da kısa video olarak sizin cevabınızı yayınlayayım. Belki gençlerin seçimlerinde yardımcı oluruz. İnşallah. Şimdi psikoloji temel bilimdir. Tıpkı biyolojinin tıbba, ziraate temel bilim olduğu gibi psikolojide psikolojik danışmaya, endüstri psikolojisine, klinik psikolojiye temel bilim. Maalesef Türkiye'de, maalesef demeyeyim yani kuralımız o, Türkiye'de lisans düzeyinden mezun olanlara meslek veriliyor. Yani lisans düzeyinden mezun olan psikolog, işte bizden de mezun olan PDR'den de psikolojik danışman. Ama Türkiye'de bir yanlış anlaşılma var. Psikolog eşittir klinik psikolog gibi. Hayır. Psikolog belki pratisyen hekim gibi hani birazcık oradan birazcık buradan ama daha önce de dediğim gibi psikolojik danışma psikolojinin uygulama alanlarından bir tanesidir. Bizim eğitim fakültesinde olmamızın yine YÖK kararıyla nedeni uygulama alanlarımızdan bir tanesinin okullar, milli eğitim olması. Ama biz bunun dışında da uygulama alanlarımız, çalışma alanlarımız var. Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nda pedagog kadrolarında. Çünkü 1983 yılında YÖK yasasıyla birlikte pedagoji bölümleri kapandı ve psikolojik danışma bölümleri programları açıldı. Dolayısıyla pedagog kadrolarında hakkı olan ki davayı da dernek olarak kazandık psikolojik danışma mezunlarıdır. Yani tıpkı gardiyanların adı değişti, infaz koruma memurları oldu ama bütün gardiyanların haklarından yararlandılar. Biz de pedagogların haklarından yararlanıp işe girebiliyoruz. Özel çalışabiliyorlar,
insan kaynaklarında çalışabiliyorlar. Okullar, Adalet Bakanlığı. Evet, belki endüstri kurumlarında da benim birkaç mezunum, öğrencim çalışıyor. Psikolojik danışman olarak işte grup çalışmaları yapıyorlar vesaire. Bunun ötesinde klinik psikolojiyi ele alırsak genellikle medikal model, yani inceleme, teşhis, tedavi ve karşıdaki kişiyi hasta olarak bakıyorlar ve medikal bir yaklaşım izliyorlar. Medikal derken ilaç verme anlamında demiyorum. Oysa psikolojik danışma da biz öğrenme modeline dayalı çalışırız. Yani yeni davranışlar öğretiriz ve öğrenmelerini sağlarız. Balık vermeyiz, balık tutmalarını öğretiriz danışanlarımıza, hasta demiyorum, danışanlarımıza. Ve bizim yaptığımız çalışmalar toplumda, oraya da geleceğiz tabii, %85'ini normal olarak kabul edersek eğer, normal insanlarda önleyici ruh sağlığı hizmeti vermek. Yani diyelim ki efendim işte öfkeleniyor, öfkeyle baş etme, stresle baş etme, zaman yönetimi gibi konularda kişilere yardımcı olma söz konusu. Hocam peki eğitim açısından nasıl? Eğitim fakültesinde pedagoji dersleri aldıklarını yoğun olarak biliyorum. Psikoloji bölümünde eğitim alan bir öğrenci ile PDR bölümünde eğitim alan bir öğrencinin eğitim altyapısı nasıl değişiyor? Şimdi şöyle, eskiden psikoloji bölümünde pedagojik formasyona katılıyorlardı. Tabii o da bir talim terbiye kurulunun kararıydı. Ve psikoloji mezunları da psikolojik danışman olarak, psikolojik danışman değil, rehber öğretmen diyelim. Çünkü psikolojik danışman mezunu olmaz da kadroya atanırsa eğer rehber öğretmen deniyor. Çalışabiliyordu ama bu ters, çünkü pedagojik formasyonda öğretmenlik dersleri alıyorlar. Oysa psikolojik danışmada öğretmenlik değil. Bir okul düzenini sistemini düşünürsek yönetim var, öğretim var. Öğretim ve yönetimin işlerini kolaylaştırmak için öğrenci kişilik hizmetleri diye bir dal, Student Personnel Services denilen yurt dışında dal var. İşte bu öğrenci kişilik hizmetlerinin çekirdeğini psikolojik danışma oluşturması gerekiyor okullarda ki verimlilik artsın, işte ders çalışma, uygun ders çalışmayı öğrenebilsin çocuklar ve belki işte ailelerinde problem var, kişisel problemleri var. Onları önleyebilmek amacıyla yardımcı olmak okul sistemi içinde. Tabii bizim okuduğumuz dersler öğretmenlik, yani eğitim fakülteleri içinde öğretmenlik dersleri değil. Ama bir mesela eğitim psikolojisi almayız. Çünkü bizim programımızda öğrenme psikolojisi ve gelişim psikolojisi var. Program geliştirme almayız ama psikolojik danışmada program geliştirme var. Çünkü mesela diyelim ki bir güvengenlik eğitimi, assertiveness training karşılığında kullanıyorum. Güvengenlik eğitimi vermek için psikolojisel bir grup bunun programını yapmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle psikolojik danışmayla ilgili mesela diyelim ki sınıf yönetimi alınabilirdi, alınmayabilirdi. Çünkü biz sınıfa hoca, öğretmen olarak girmiyoruz. Yani öğretmenlik formasyon dersleriyle psikolojik danışma dersleri aynı değil. Ama son 2018 programında YÖK'ten gelen işte meslek dersleri, alan dersleri vesaire gibi konularda o meslek derslerinden almak durumunda kaldık. Ama şimdi 2021 programımız daha farklı. Evet. Peki hocam okullardaki boyutunu ben özellikle biliyorum tabii. Çünkü okulların içinde de çeşitli boyutlarıyla yer aldım. Bir veli olarak da yer aldım. Kendi oğlumun öğrencilik deneyiminde de yer aldım. Bu danışmanların ne kadar önemli rol oynadığını,
çocukların hayatını şekillendirmede ne kadar önemli rol oynadığını ve maalesef bazen buna zarar bile verebildiklerini çok kez gözlemledim, üzülerek gözlemledim. Çünkü oradaki danışmanın yaklaşımı, hatta çocuklarla konuşma tarzı, hatta söylediği tek bir kelime bile o kadar hayatları yanlış yönlendirebiliyor ki. Yani gerçekten çok çok önemli bir iş yapıyorlar. Bunun farkındalar mı ben bilmiyorum. Gördüğüm örneklerden bazen farkında olmadıklarını görüyorum. Buna özel okullar da dahil, devlet okulları da dahil. O içinizde bir yara, bizim derneğimiz, ben aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği kurucu üyesiyim, 3 numaralı. Dernek başkanlığını da yaptık, çok çok çalıştık. Biliyorsunuz alan dışı atamalar var. Rehber öğretmen olarak işte felsefe mezunları, sosyoloji mezunları, işte bilmem ne valisinin tanıdığı gibi, hani bir zamanlar ziraat mezunu öğretmen olarak ziraat fakültesi mezununu da atamışlardı. Hala bu sürüyor. Ve maalesef biz mesela derslerimizden bir tanesi meslek etiğidir. Yani işte gizlilik esastır, iletişim vardır vesaire vesaire. Dolayısıyla bu, ben alan dışı olanların daha çok bu hataları yaptığı kanısındayım. Ama her meslekte kötü uygulayıcılar vardır. Yani hukukta da vardır. Şimdi işte hukukta daha da görüyoruz maalesef. Dolayısıyla konuşmasını bilmeyen, onu yapmayan, bunu yap. Mesela biz tanıtım günlerini yapıyoruz hala hazırda. TED'de. Bir öğrenci geldi, dedi ki benim, dedi, rehber öğretmenim o kadar kötü, o kadar kötüydü ki, dedi, ben, dedi, bu alanı seçip iyisinin nasıl olacağını öğrenmek istiyorum, dedi. Bu da bir reaksiyon. Veyahut da öbür taraftan işte benim psikolojik danışmanım çok iyi, veyahut da bu mesleği bir öğren bakalım, dedi, onun için geliyorum diyen de var. Yani ama alan dışında mesela tercih danışmanlığı içimizde bir yaradır. Makine mühendislerine, işte ona buna, alandan alan dışından olanlara bir haftalık eğitimle tercih danışmanlığı öğretip, işte tercih danışmanıyım diye bir de bunu parayla satanlar var malum olduğu üzere. Dolayısıyla yani biz 4 yılda şeyin psikolojik danışmanın içinde, çünkü kariyer veya meslek psikolojik danışması da var. Ki zaten psikolojik danışmanın 1909 mudur, 5 midir Parsons'la mesleki rehberlik mesleğe yönlendirmeyle ortaya çıkmıştır. Yani psikolojik danışmanın önemli ve geçerli bir şeyin alt alanıdır kariyer psikolojik danışması. Bu da böyle bir haftada alan dışında olanları, başka bir acımız daha var. O da İşkur'un yaptığı işler diyeyim. Yine alan dışında olanlara böyle meslek danışması vesaire öğretiyor. Öğretmeye kalkıyor. İşkur'da da var. Yani hocam hayatını şekillendiriyor. Ne kadar önemli. Yani gerçekten bir insanın hayatını şekillendiriyor. Tabii. Yolu belirlemede rol oynuyor. Evet. Bu kadar, ne kadar önemli bir meslek gerçekten. Umarım herkes bu bilinçle bu mesleği seçer ve yapar. İnşallah. Mesela daha önceleri, bir ay önce mi ne, Olcay Hoca ile birlikte bir cumartesi günüydü sanıyorum. Tercih danışmanlığı semineri yaptık. Ama alandakileri açtık. Ve bir gün işte bizim alanımızda kariyer psikolojik danışmasıyla ilgilenen öğretim üyeleri ve alandan olan psikolojik danışmanları davet ettik. 150-200 kişilik bir topluluk oldu. Süper. Böylece daha bilinçli yapabilirler işlerini. Hocam. İnşallah. 13 kitap mı? 15, kaç kitap yazdınız siz? 13. Ama bir iki tane daha var. Mesela Temel, ne adını bile unuttum. Orada şey. Adını bile unuttum. Hocam harikasınız ya. Bir ömre nasıl sığar bu kadar kitap? Elimde tuttuğum kitap PDR ile Bir Ömür. Adı da ne kadar güzel. Volkan Acar modeli var. Şimdi biraz bunlardan bahseder misiniz diye soracağım da. Gerçekten sizi önce bir
yani haddim olmayarak tebrik etmek istiyorum. Bu kitap nasıl yazılır hocam? Nasıl başardınız bunları? Şimdi dedim ya hani öleceğim diye çok koştum. Herhalde ondan oldu. Bir de ben yani daha mobbingin ne olduğunu bilmeden, o çünkü 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Mobbinge maruz bırak, yani psikolojik yıldırma diyoruz, maruz bırakıldım şeyde, Hacettepe Üniversitesi'nde. Bana ters tepki. Her bir sorunla karşılaştığımda bir ürün verdi. Yani işte gösteririm ben onlara der gibi. İşte ne kadar ne kadar mobbinge maruz bırakıldığımın göstergesidir o ürünler. Süper. O zaman az önce bahsettiğiniz gibi kötü örnekler sizi motive etmiş. Evet. Şey yaramış. Evet. Harikasınız hocam ya. İnsan ilişkileri, iletişim diye kitap var şu an önümde mesela. Yani insan tabii bu kadar çok üretince nerede ne yazdığını da unutuyor. Kaynakçalar falan arkada var da metinde yok. Zaten resimli birçok şey. Evet. Ve böyle hap gibi bir kitap. Evet, anlaşılması evet. Çok kolay. Zaten benim bütün kitaplarımın anlaşılması çok kolaydır. Niye? Noktalı virgül kullanma. O yüzden mi? Tabii. Noktalı virgül eğer kullanırsanız özne kayar, tamlamalar yani özne ve tamlamalı öznelerle cümle bu dangling hale gelir. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum noktalı virgül kullanmayı. Ve cümlelerinizi kısa yapın. Yani özne yüklem Türkçe'de yok. Öz sonda var. Özne, tümleç ve yüklem nokta. Hocam bunu söylemişken şimdi kendi dilimizde iletişimden bahsediyoruz. Yazılı iletişimden bahsediyoruz. Ben de bir yabancı dilci olarak hani programın başında da çeviri yanlışlarından da bahsettik. Gerçekten çeviri zaten apayrı bir alan değinilmesi gereken. Dediğiniz gibi bağlamı bilmeden, teoriyi bilmeden, kendi dilimizde onu nasıl ifade edebileceğimizi bilmeden öyle paldır küldür diyeceğim çeviri yapılamaz. Ama kendi dilimizde de iletişim kazaları kitabını da yazmışsınız zaten. Evet. Kendi dilimizde bile hem sözlü iletişim hem yazılı iletişim hem ne kadar büyük sorunlar yaşıyoruz ki. Bırakın bunu başka bir dilde, üstelik de o dilin sınıfın dışında kullanılmadığı bir ortamda öğrenmek ne kadar zor bir iş. Ben bazen böyle duruyorum çocuklara işte ders anlatırken de yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu farkında mısınız arkadaşlar diyorum. Çünkü dil öğretirken sadece gramer kurallarını vermekten, kelime öğretmekten bahsetmiyoruz. Bu işin o kadar farklı boyutları var ki işte kendi dilimizde bile iletişim kazaları yaşamaktan bahsediyoruz. Sosyokültürel boyutu var. İşte appropriateness dediğimiz uygun ortamda, uygun kişiye, uygun söylemde konuşabilme boyutu var. Yazılı iletişim hele bambaşka. Yani bazen söylemek istediğimiz şeyleri söyler buluyoruz kendimizde ya da karşımızdakinin hiç bizim ima etmediğimiz bir şeyi anladığını görüyoruz. İletişim ne kadar zor bir iştir hocam bu. Şimdi şöyle o kitapta var ikili iletişim modeli. Benim bir hocam vardı Jack McWhirter diye. İkimizin ortak modelidir o. O 10. sayfalar falan civarında. Kodlarken ve kod açarken bizi etkileyen faktörler var. Geçmiş yaşantılarımız, davranış biçimlerimiz, algılarımız gibi. Daha birkaç tane var aklımda yok. İhtiyaçlarımız gibi. Dolayısıyla karşıdan gelen mesajı biz kod açarken, anlam verirken bunlar etkiliyor. Yanıtlarken yani onun mesajını yanıtlamalarken, kodlarken yine bunlar etkiliyor. Ve o nedenle bir çapraz gidiş geliş var. Ve benim hayatımda egemen duygularımdan bir tanesi anlaşılmamışlıktır. Çünkü ne söylesem ya ben onu demek istemedim ki derim. Ama karşıdaki başka anlar. O nedenle de kendime Kalimera diye bir şey var. Çizgi film var. Civciv. Gayet iyi niyetli bir şeyler yapıyor. Yanlış anlaşılıyor.
Ama haksızlık bu diye de bitiriyor. Kendimi ben Kalimero'yla çok özdeşleştiriyorum. Öyle yani, istemediğim şeyleri belki karşıdakinin işte bakış açısı vesaire farklı anlamadı. Peki hocam, hazır bu konuya gelmişken, şimdi ben şuna çok inanıyorum. Geldiğimiz noktada kaç yaşında olursak olalım yetiştirilme tarzımız, hani bu 0-7 yaş diyoruz ya, o 0-7 yaşta içinde bulunduğumuz ortam, aile ortamı, işte ne bileyim etrafımızdaki insanların şekillendirmesiyle bütün ömrümüzü geçiriyor muyuz gerçekten? O bu kadar önemli mi, yoksa işte oradaki temeller ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olursa olsun yaşadığımız hayat boyunca karşılaştığımız olaylar, insanlar, başka etkenler mi var bizim hayatımızı şekillendiren? Şimdi şöyle bir şey var. Hani benlik arayışından bahsetmiştik. Bu benlik arayışı hiçbir zaman bitmiyor ama insana yardım eden meslekler, ki psikolojik danışmada bunlardan bir tanesi. Mesela ben psikodramatist olabilmek için bayağı 15 sene, çünkü ilklerdeniz, ne yapacaklarını bilmediler. O nedenle boyuna eğitim aldık, uyguladık falan. Kendim psikodrama sürecinden geçtim. Mesela Gestalt terapi eğitimi alırken de yine kendim Gestalt terapi eğitimden sürecinden geçtim. Ve bu tabii kendimizi anlamamız, kendimi anlamada çok çok önemli ve 50 yaş benim için bir dönüm noktasıdır. Hani başına Freud, pardon, Pearl's saksı düştü, aha yaşantısı, mini satovizler, bazı küçük küçük şeyler, yaşantılar kendimizi anlamamızda, fark etmemizde, ki bu farkındalık çok çok önemli. O süreçten geçmek önemli oluyor. Türkiye'de maalesef hem ekonomik açıdan, belki hem insanların öyle kendilerini anlamaları, fark etmeleri bir lüks olabilir. Zaten Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisini düşünürsek, fiziksel ihtiyaçlarımızı gidermeden kendini gerçekleştirme mümkün değil. Daha bizim insanlarımız alt düzeydeki ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için çabalıyorlar. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçemezler. İşin başka bir boyutu daha var. Yani bu süreçten geçmek isteyenler de çok çok işinin ehline başvurmaları gerekiyor. Maalesef yani ortada işte koç denen, eğitim almayan veyahut da pazarlaması çok çok iyi olan ama etik davranmayan mesela biri var. Ben onun danışanlarının yani ne oldu, annesinin kumarbaz olduğunu, işte bilmem ne falan falan ben biliyorum. Söylenecek gibi, ben de kızımdan duydum, kızıma söylemiş filan gibi, yani süpervizyon alırken ben biliyorum değil. O tarz insanların ortada olması maalesef bizim yani insana yardım eden mesleklerin olumsuz algılanmasına neden oluyor. Ama bir atasözümüz de var, her kurtlu baklanın bir kör alıcısı varmış. Doğru. O zaman diliyoruz ki doğru insanlarla karşılaşırız. Yolumuzda evet, doğru evet. İnsanlar, işin ehli insanlar, uzman insanlar çıkar diyelim. Özellikle de gençlerimiz için. Çünkü kişiliklerini şekillendiriyorlar, hayatlarını şekillendiriyorlar. Evet. İşte biz iyi kötü dediğiniz gibi bir yerlere geldik, bir hayat kurduk, onu sürdürüyoruz ama günümüz gençlerinin, hele de pandemi sonrasında, hele de ülkemizdeki bir sürü krizin ortasında gerçekten bir çıkmazın içinde olduklarını, umutsuzluğa giderek daha çok kapıldıklarını da gözlemliyoruz. Maalesef. Biliyoruz ki içindeki umut hiç bitmez. Gençlerimizin gözlerinin ışıkları hiç sönmez. Hocam siz çok harika seyahat eden bir insansınız. Böyle sizi dünyanın değişik güzel yerlerinde görüyoruz hep. Bu seyahatlerinizden eminim dünya kadar çok anınız vardır hatırladığınız, ama böyle hani hiç unutamadığınız, bize aktarmak istediğiniz bir yerle ilgili, bir olayla ilgili bir anınız var mı?
Biliyor musunuz, birisi bana hiç unutamadığınız bir anı dediği zaman ben hiç hatırlamıyorum. Ama hiç hatırlamıyorum. Öyle olur. O nedenle yani güzel mesela gurme turlara katıldık. İşte böyle bağlarda, şurada burada güzel o Michelin yıldızlı restoranlarda. Tabii 3 yıldız çok pahalı, oralara gidemedik ama 1-2 yıldıza gidebildik. Oralarda böyle çok hoş dostluklar edindik. Mesela Kamboçya, Vietnam turunda bir aileyle tanıştık. Hala görüşüyoruz Ankara'da. Evet, evet çok. Yani böyle çünkü ben orada yani oraya gelenler ben oyum, ben buyum, ben şuyum diye gelmiyor. Dolayısıyla çok hoş dostluklar oluyor. Her bir geziden bir şey kazanıyorum. Kazandık ailece. Ama şimdi o anı deyince vallahi gelmiyor aklıma. Peki değiştiriyorum soruyu. Hani dünyanın böyle şurasına mutlaka gidin. Burası harika. Dünyanın her bir köşesi ayrı bir cennet. Ülkemizin apayrı bir cennet ama hani dünyada şuraya mutlaka gidin. Ülkemizde şuraya mutlaka gidin dediğiniz bir yer var mı? Şimdi ben temalı gezmekten hoşlanıyorum. Mesela diyelim ki dünyanın nedir o çağlayan? Niagara. Hayır yani şelaleleri. Dünyanın şelaleleri. Aşağı Iguazu'ya gittik. Niagara'ya gitmedim. Bir de Victoria var. Mesela o şeyle gitmek. Nedir o? Temalı gezmek mesela dünyanın adaları gibi işte Sicilya'ya gittik büyük adalar Japonya İngiltere İrlanda Küba filan gibi böyle temalı gezmelerini tavsiye ederim hakikaten çok hoş oluyor üstünü çiziyorsunuz şunu da gördüm gibi öyle. Tabii bu dünyayı gezmek için özellikle artan kurlarla işimiz birazcık daha zorlaştı maalesef. Ülkemizi gezmek için bile yani dünyayı gezmek için değil, ülkemizi gezmek için bile hayatımız gittikçe zorlaşıyor. Biliyoruz ki bu krizler bir an önce çözülsün hocam gerçekten. Vallahi. Gezmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Şimdi ülkemizde eğer gezecekseniz, ben mesela Ankara'nın ilçelerinden başladık. Pazar günleri her bir ilçe işte Güdül, Çamlıdere falan gibi yani az kaldı. Ayaş gibi. Sonra Sivrihisar'a gittik. İnanılmaz güzel bir yer. Dolayısıyla şimdi mesela bir haftalık bir tur yapacağız özel. Kula, Birgi, Tire, Ödemiş gideceğiz. Dolayısıyla yani Türkiye'de de çok güzel görülecek yerler var. Mesela nereye gittiydik? Diyarbakır inanılmaz güzel bir yer. Suriç'e giderlerse. Yani hem gastronomik açıdan çok güzel. Ülkemiz gerçekten bir cennet her açıdan. Biliyoruz ki bunun kıymetini bir an önce daha iyi anlayalım. Bozmayalım, evet koruyalım, bozmayalım. Hocam yani 13 kitap yazan birisiyle en az 13 saat konuşulabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi sohbetti, çok sağ olun. Sağ olun. Biliyorum ki bu programı izleyen gençlere pek çok açıdan bir umut ışığı olabilmişizdir, aydınlatabilmişizdir onlara bazı konularda. Yine de umudunuzu kaybetmeyelim diye mesaj vermek istiyorum ben. Hep bu mesajı vermek istiyorum. Zor zamanlar her zaman yaşanıyor. Bu topraklarda zor zamanlar hiçbir zaman bitmedi hatta. Ama biz de bu topraklarda doğduysak bizim de birer görevimiz var demektir diye düşünüyorum. Bu dünyaya katacağımız çok şey var diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.